Dedi ki buradakiler aynı şekilde hocalar dedi. İşte böyle bir bayağı bir kalbur üstü hocalar falan. Nasıl kalbur üstüyse. Ya kellifellidir böyle. Oturaklıdır falan filan. Ağzını açtı mıydı? Ayet-i Kerime okuyor. Hadis-i Şerif okuyordur. İnsanlar da ne bilsin? Aa bak hep ayet hadisten bahsediyor falan. Ayet hadisten de kendi kafasına göre aynı şekilde bahsediyor. Evet. Mezhepsiz olmuş adam, zındık olmuş. İskatı inkar ediyor. Yok böyle bir şey falan filan. Ahir zaman. Ahir zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde bildirmiş. Bu zamanda doğru yolu anlatanı bulabilmek, ona karşı sevgiyi duyabilmek, muhabbet edebilmek, onun aynı şekilde dedikleri doğrultusunda hareket edebilmek çok az kimseye nasip olur. Ahir zaman çünkü. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebi'de buyuruyor ki, bir gün buyururlar bu kürsülerde, yani vaaz kürsüsünü gösteriyor, bu kürsülerde insanlar çıkacak, konuşacak. Ve insanları cehenneme çağıracak buyuruyorlar. Cehenneme çağıracak. Sahabe-i kiram şaşırıyor. Camide, vaaz kürsüsünde nasıl cehenneme çağıracak? Peki nereden anlatacak ya Resulallah diye soruyorlar. Bu kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den söyleyecek. Kur'an-ı Kerim okuyacak, kendi kafasına göre mana verecek. Kendi nefsine göre mana verecek. Kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini Kur'an-ı Kerim diye anlatacak. Evet. Hani zaman zaman aynı şekilde biz bahsediyoruz. Türkiye'de bir sürü meal var. Şimdi meal yarışması da yapmışlar. Ortaokul, lise çocuklarına meal yarışması. Tövbe ya Rabbi ya. Yani zıvanadan çıkartıyorlar. Ondan sonra da bela. Tabii ki gelir. Bela bile gelir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bazıları işte siz diyor Kur'an düşmanısınız, Kur'an'ı anlamak istemiyorsunuz falan. Senin anladığını mı anlayacağım ben? Senin anladığın mı Kur'an? Yüzlerce tercüme var. Hiçbirisi birbirine tutmuyor. Kur'an-ı Kerim bir tane. Niye farklı bunlar? Niye farklı yapılıyor bunlar? Çünkü herkes kendi kafasındaki düşüncesini ve yorumunu aynı şekilde tercüme ediyor. Onu oraya koyuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlayan Peygamber Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflerin de aynı şekilde açıklaması fıkıh kitaplarıdır, ilmihal kitaplarıdır. Tabi bu kitaplar okunmayınca, bunlar reddedince adam kendi kafasına göre ayet-i kerimeye mana verip iskatı da inkar eder. Yarın Allah-u Teala korusun. Allah-u Teala korusun. Bunlar namazı da inkar eder, orucu da inkar eder, zekatı da inkar eder. Yani kafir olur gider, zaten kafir olmuş gitmiş. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Halbuki iskat bir hadis-i şerife dayalıdır. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında meyit için iskat bahsinde bir hadis-i şerif zikrediliyor. Kütüb-i Sitte'de var bu hadis-i şerif. Eshab-ı kiramdan birisi geliyor. Annem veya babası işte bu diyor hastalandı, namaz kılamadı, oruç tutamadı. Ben diye evladıyım, onun yerine orucunu tutuversem, namazını kılıversem olmaz mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Peki bir şey yapamaz mıyım ya Resulallah? Fidye ver buyuruyorlar. Tutamadığı oruç ve kılamadığı namazlar için. Fidye ver. 1750 gram buğday veya un. Veyahut da aynı şekilde çok zenginsen hurmadan hesap edersin onu. Dolayısıyla ölen kimse imanlı ise ve bu iskatı da ehl-i sünnet itikadında erkek fakirler yapar buyuruluyor kitaplarda. Allah rızası için yapılır. Tabi o iskata oturanlara da 3-5 kuruş bir şey verilir. Eğer ölen kimse imanlıysa Allah-u Teala'da yapılan iskatı kabul edip o kulunu affetmeyi murad ettiyse netice itibariyle o kulunu affeder. Efendim senelerce namaz kılmamış, oruç tutmamış, öyle yapınca af mı oluverir? Peki sen senelerce namaz kılıyorsun, o kıldığın namazlar kabul mü oluverdi zannediyorsun? Yarın aynı şekilde babaannem rahmetli derdi, paçavra gibi yüzümüze çarpılmasa bari diye. Mızraklı İlmihal'de yazıyor bu ifade. Evet. Sen zannediyor musun ki kıldığın namazlar kabul oldu? Sen zannediyor musun ki tuttuğun oruçlar kabul oldu? Zannediyor musun ki aynı şekilde yaptığın haçlar, umreler, verdiğin zekatlar kabul oldu? Bir garantisi var mı? Yok. Kim diyebilir bunu? Kimin yetkisi dahilinde? Ancak vahiyle gelir. Ki Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerinin zamanında oluyordu. Peygamberimiz hayattayken mesela Allah-u Teala vahyediyor. İşte Eshab-ı Kiram'dan birisi bir tasaddukta bulmuş. Onunkini kabul ettik buyuruyor. O tamam belli, onunki garanti. Ama bizimki öyle bir şey söz konusu değil ki. Efendim canım işte yaptık ya, kabul olmaz mıymış hiç? Allah-u Teala pazarlık halindesin sanki. Öbür tarafı da gelince adama sen desen ki 5.000 lira versek de bize bir iskat yapsan falan. Ya bu aslında olmaz ama gene sen ver bakalım biz yapalım. Niye? Çünkü bize geliyor. 7.000 liradan aşağı kurtarmaz. 10.000 liradan aşağı olmaz.
Beş, adam parayı görünce olmayan şeyi oldurmaya kalkıyor. O zaman senin arkadaşın yani menfaatine, yani paraya tapıyorsun, başka bir şey değil. İskat vardır. Hanefi mezhebinde de aynı şekilde, diğer mezhepler de aynı şekilde mevcuttur bu. Dolayısıyla tam İlmi Hasadet-i Ebediye kitabı birçok fıkıh kitabından alarak, hadis-i şerifte naklederek orada anlatılmıştır. Peki bunu yok diyenlere itibar etmemeli. Ya bunlar mezhepsizdir, itikadı bozuktur veyahut da zırcahil kimselerdir. Kur'an-ı Kerim okumalarına da aldırış etmemelidir efendim.